Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. NBA Count 8 My Career'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antrenman sahasına gidip günlük antrenmanlarımı yapmaya çalıştığımda bir sinematik ile karşılaştım. But DJ's per possession numbers, his plus and minus, and the team's overall performance when he's on the court are sky high. You don't have to tell me. Evet, biz sahadayken takımın daha iyi oynadığından falan bahsediyor. Bunu tabii ki yardımcı koça söylüyor. Biz de gizlice Wells'le dinliyoruz, bakalım nasıl bir muhabbet çıkacak. Evet, koça söyle, hani DJ'in statlarından bahsederken. Fine with your job. A coach has to ask these guys to do something that at times isn't always in their interest. That requires psychology, empathy, art, and a little bit of numbers. But we all know that numbers aren't everybody's life. Numbers don't lie. Plain and simple, DJ's our guy. DJ's time will come. That's all I can tell you for right now. Evet, hararetli bir konuşma oldu ve bu konuşmadan anladığımız kadarıyla ilk 5'e yaklaşmışız. Yaklaşmışız fakat asistan koçun biraz canı sıkılmış. Niye sıkılmış? Çünkü hani çok fazla istatistik üzerinden konuştu ve o da hani yani şeyler, numaralar doğru değildir. Hani sahada falan bir görürüz ilk 5'te falan gibisinden konuşurken İstatistikleri tutan eleman, yanlış hatırlamıyorsam, o da numaralar yalan söylemez, sizin ilk 5'e koymanız gereken, yani aradığınız adam DJ, artık zamanı geldi falan diyor. Tabii ki asistan koç da hani ya bu koçun kararı, hani ama koç her şeyin farkında gibi bir konuşma oldu. Yani açıkçası beni ilk 5'e koyup koymamak konusunda tam kararlarını vermiş değiller fakat istatistiklerimin iyi olduğunu, ben sahadayken takımın daha iyi oynadığından falan bahsediyorlar ki aslında böyle değil. Yani ben sahadayken takım daha kötü oynuyor. Çünkü verdiğim hiçbir pası bitiremiyorlar. Çünkü yedeklerle oynuyoruz. İlk 5'e yerleştiğimizde umarım bu değişecek. Evet arkadaşlar, ben günlük antrenmanlarımı yapacağım. Sonra My Court'umuzu ziyaret edeceğiz. Sonra da menajerimizin yanına bir uğrayacağız. Sonra da maçımızla devam edeceğiz. Antrenmanlarımı normal bir şekilde yaptım. My Court'umuza gireceğiz. My Court'umuz bu sene Bursa. Hemen antrenman sahasının yanında ve bir kapıcımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Spinelli'ydi. İtalyan olduğunu varsayıyorum. Renkli bir karaktere benziyor. Yo, just in time. I was about to make some soup. I'm good, man. Thanks. Soup does a body good. That's milk. I'm lactose intolerant. Hiçbir şey anlamadım. Neyse, kapıcımız Spinelli. Renkli bir karakter. İtalyan olduğunu varsayıyorum, tekrar söyleyeyim. Sanırım İtalyan diyordu zaten. Buradan istersek My Court'umuza, istersek sokağa geri çıkıyoruz. Hızlıca bir My Court'umuza girelim. Daha önce göstermedim sizlere çünkü. Yükleme ekranları bu sene biraz uzun. Özellikle oyuna ilk girdiğinizde online bir bölgeyi size attığı için gerçekten ciddi anlamda yükleme ekranları var. Ve bir sinematik de karşılanıyoruz galiba. Bir... What up, DJ? Ne haber kanka? B. It is 3:23. Saat 3:23. Ne olmuş yani? Why don't you get some real food instead of eating Reese's Puffs for I'm guessing like the third time today? Yine bir reklam kokusu var. Ha, bu saatte niye bunu yiyorsun gibi bir muhabbet döndü. Sen kendi bildiğin iş yap, ben de kendi işim yapayım. Bırak da yemeğimi yiyeyim diyor kız. Bıraksana bir kızı. Allah Allah. Ben B'yi çok sevdim. Çok renkli bir karakter. Severim renkli karakterleri. Evet. Buradan üstümüzü burada değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben şimdilik girmeyeceğim. Çünkü herhangi değiştirebileceğim bir şey yok. Ama yine de bir göstereyim hızlıca. Aldığımız kıyafetleri falan burada değiştiriyoruz. Soyulma odamız oluyor herhalde. Ama bende şu anlık pek bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi zaten Boston Celtics'in kendi özel verdiği logolu tişörtünü giyiyorum. Hiçbir şeyim yok açıkçası. Daha henüz almadım. Ya My Court'umuz aynı. Bir önceki seneyle pek bir değişiklik yok. İşte buralar falan biraz eklenmiş. Burada yine sahamız var. Döndürebilirsem kamerayı. Aynı şekilde yine girip antrenman yapabileceğimiz sahamız var. My Court'umuz bu şekilde. İlerleyen dönemlerde geliştirimde daha ayrıntılı bakarız. NBA 2K 18 diyor.
Burada yine televizyonumuz falan var. Şimdi hızlıca menajerimizin ofisine gidelim. Merak ediyorum ne yapıyor? Her yere girdiğimizde bir diyalog çıkıyor çünkü. Açıkçası menajerimizin ne yaptığını merak ediyorum. Daha önce hiç ofisine gitmedik. Kendimiz gitmedik yani. Ofisin önünde görüşeceğiz. Bu arada ben çıkmak isterken herkes toplanmış. Evimde ne yapıyorsunuz? Pizza mı yiyeceğiz? Anlamadım. Pizza partisi veriyoruz galiba. Bir ne yapıyorsun abi burada? Çocuklar bir dakika bir dakika. Kesin şunu. His comebacks were so quick, you know what I'm saying? I had to do this. It's like live action problem solving. That's why I love it. And it's good for networking too, to meet people. Look, B, I'm really happy for you. I just have one small question. Why y'all gotta do improv at my place? Yo, what else is we gonna do it, man? Come on now. The last place we practiced in was a broom closet in a church basement. This is way better. We playing questions only. All your responses gotta be in the form of a question. You down to play? Oynayalım, ne oynayacağız? Yo, I thought you hated that game. Did I ever tell you I was on Jeopardy once? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım, ne yalan söyleyeyim. Yes diyeceğim bakayım ne olacak. Do you really want to hear this story? Ben bu saçma şeyi oynamak istemiyorum ya, ne olduğunu bile anlamıyorum. Gelsene seninle biraz konuşalım biz. Why don't you tell me you're having people over? Niye insanları buraya çağırıyorsun ki? Stop playing the game, B. Oyun oynamayın KSP. The other team had the practice space tonight. We just needed a place to meet. You feel me? Wait, are you still playing? Ya buluşacak bir yere ihtiyaçları varmış. Bildiğiniz burada buluşmuş. Some notice, all right? It's one of my rules. Be fresh, be better or be homes. Tamam. Yani biraz garip oldu açıkçası. Burada böyle buluşup ve hiçbir de normal değil gördüğünüz gibi. Yani bir tam kafasına göre tipler bulmuş diyebiliriz. Ben çıkmak istiyordum. Niye bu tekrar buraya geldim onu da anlamadım. Neyse, sinematiğe girmemiz gerekiyormuş demek ki. Artık çıkabilirim umarım buradan. You eat your breakfast today? Nah man, I wasn't really hungry. Most important meal of the day. I know man, you only tell me every other day. I take care of my tenants. Evet, bu sabah kahvaltı yaptım mı? Hayır, kahvaltı yapmadım. Çok açım falan dedi. İşte kahvaltı yapmandan söyledi. Yani işte her sabah bunları tekrarlıyorsun. Dedi ben hani önemserim müşterilerimi. Müşteri de demedi aslında da gibisinden bir hafta bulundu. Ve evet hemen menajerimizin ofisi zaten yanımızda. VC Sports Management. Girelim bakalım. Menajerimiz neler yapıyor merak ettim. That's right mom. Two bouquets of roses. Real roses just for you. Evet, iki buket. Rose gül. Gül siparişi verdi. Annesine annesi mi istedi anlamaz ama. Ne bu? Yapıyorum ben yani, kendi işimi yapıyorum. Senin için anlaşmalar imzaladım. Traffic school derken. Brian, işini yap derken ben senden hani ayakkabı anlaşmaları istemiştim. Sen bana niye ehliyet kursuyla ilgili bir anlaşma imzalıyorsun? Ne yapacağım ehliyet kursunda? Ben şoför değilim ki. Ben basketbolcuyum. Tamam, bunu iyi yapacaksın ki ayakkabı kontratları da gelsin. Her şey sıra sıra demek istiyor anladığım kadarıyla. Billboard. Billboard ve kendimiz seçebiliyoruz. Öyle mi? Evet. Which Weavers Traffic School. Yani bildiğiniz ehliyet kursu arkadaşlar. Şu iyiymiş ya. Aslında en fenası şu. Ama ben şunu almak istiyorum hani. Basket topu elimizde. Abi trafik. Neyse. Ortadakini aldım arkadaşlar. Çok da önemli değil. Çevremizde bir tane normal insan yok. Bunu söyleyeyim. Tamam. Umarım artık ayakkabı kontratlarıyla da ilgili bir şeyler yaparsın Brian. Tamam. Ne yaptığımı biliyorum. Çünkü ben çok hızlı birisiyim. Yani çok hızlı hallederim bu işleri falan dedi. Evet arkadaşlar. Doğru dürüst bir... ya çevremizde bir tane normal insan yok.
yemin ediyorum. Bu arada 10. maçlar geride kalmışken ben size bir ligin durumunu göstereyim çok hızlı. Öncelikle benim dakikalarım, ben 14 dakika alıyorum maç başına. Yavaş yavaş 6. adamlığa doğru tırmanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere. İlk önce lig liderleriyle başlayalım. Sayı kralı Stephen Curry. Ben de 215. sıradayım sayı kralında. Ben zaten kaç oyuncu var NBA'de? 300 oyuncu mu var? Fazla vardır. Tam hatırlamıyorum şu an rakamı. Yok, 300 oyuncu yok canım NBA'de. NBA'de kaç oyuncu var ya? 600 mü? Neyse. Yorumlarda siz bana söylerseniz. Sayı krallığı bu şekilde. İlk 10 sıra böyle sıralanmış durumda. Burada benim dikkatimi çeken isim açıkçası Damian Lillard ve Paul George oldu. Paul George'un bu kadar sayı atmasını beklemiyordum ben. Gayet de iyi oynuyor Paul George şu anda. Rebound krallığına bakalım hızlıca. Rebound kralı Hassan Whiteside bu şekilde sıralanıyor. Asist kralı kimmiş? Kyle Lowry ve Chris Paul arasında kıyasıya bir mücadele görünüyor. Top çalmada Chris Paul. Blokta Robin Lopez değil mi? Evet, Robin Lopez. Zaten Brook Lopez'in blok koymasını beklemiyorum. Şeklinde sıralanıyor. Konferansları da göstereceğim. Bu arada çaylakların durumu, çaylak durumu çok iyi. Çaylakların durumu. Ben 16. sıradayım sayı krallığında çaylaklarda. Birinci Dennis Smith Jr. Malik Monk. Josh Hollins ama büyük ihtimal böyle giderse yılın çaylığı bence Lonzo Ball olacak. Çünkü reboundu ve asisti ve top çalması çok iyi. Yani bu sıralamada ilk 5'te bence yılın çaylığı. Bu arada Bojan Bogdanović de eski Fenerbahçeli gayet iyi bir çaylak yılı geçiriyor bilgisayarda. Umarım gerçekte bu kadar başarılı olur. Evet, Lonzo Ball'ın bence Lonzo Ball olur bu istatistiklere baktığımız zaman. Çünkü rebound iyi, asist iyi, top çalması iyi, sayısı da hani 4. sırada olması hiç önemli değil. Yani bu istatistikleri kesinlikle yılın çaylığı Lonzo Ball olur. Son olarak da konferans durumları. Doğu'da Cleveland ve Toronto biraz arayı ufak ufak açıyorlar gibi. Biz neredeyiz ya? Görmek istemiyorum ya. Uf, 3'te 8'de sondan 2. sıradayız. Kabus. Ama toparlarız, toparlarız. Daha çok erken. Batı'da ise Golden State ve Oklahoma City Thunder arasında yarış var. Hemen arkalarında Los Angeles Clippers ve onları da Phoenix ve Houston takip ediyor. Açıkçası Thunder inanılmaz gidiyor. Ya maç başına 117 sayı atıyorlar, 104 sayı yiyorlar. Hani ligin en skorer takımlar sanırım diyecektim. Cleveland daha skorermiş. 120 sayı atıyor Cleveland maç başına. Maşallah. Neyse, bizim rakibimiz ise Los Angeles Lakers. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve artık başlayalım. Evet, yine soyunma odası sirke dönmüş durumda. Shane'den Vals'ten ilginç hareketler. O ne abi? O nasıl bir hareket? Tam şurada bir şey var. Evet, burada mı? Bu muydu yani espri? DJ, what you got jokes? Man, watch what I do out there. Hey DJ. Hey, hey. Put some respect on my name. All right, little dude. İsme saygı duyuyor biraz yani, doğru. Bu o soyunma odasında biraz ciddiyet gerekiyor. Biraz ciddiyet gerekiyor. Evet, hiç vakit kaybetmeden maça geçeceğiz de bu arada Brian'dan mesaj gelmiş. Prime Arena'dan falan bahsediyor mu? Evet, para istedim bu arada. Bayağı bana para ver dedim yani. Tamam. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden sahaya gidelim. Totemimizi yerine getirelim ve karşılaşmaya başlayalım. Los Angeles Lakers. Sanırım kendi sahamızda ağırlayacağız Lakers'ı. Herkes ısınıyor. Biz de ilk şutumuzu atıp maça başlayalım. İlk atışımız isabetli ve vakit kaybetmeden maça başlıyoruz. Güzel bir klip ile açtık. Umarım bu müzikten telif yemem. Ne ara karşılaştık da bu klibi çektiler onu da bilmiyorum. Çaktırmayın. Güzel görünüyor. Oo, Kyrie Lonzo Ball'ın bilekleri biraz yıprattı gibi. Lakers yenebileceğimiz bir takım. Açıkçası bizim takımımıza göre biraz sönük
alıyorlar. Umarım hemen hemen aynı standartlardayız şu anda. Ama biz kağıt üstünde çok daha iyi bir takımız. Bakalım nasıl bir maç olacak. 20-13 önde başlıyoruz. Arkadaşlar, bu defa farklı bir taktik izleyeceğim. İki maçtır çok sayı atıyorum. Yani 20 sayılara falan çıkıyorum ama aldığımız FC oranı düşüyor. Çünkü fazla zorluyorum. Bu maç gerekirse sayı atmayacağım ama sadece set oynayacağım. Sadece doğru basketbol oynamaya çalışacağım. Kyrie Irving orta mesafe atışı isabetli. 22-13 artık Lakers'ı yenmek, şu lanete bir son vermek istiyorum. Elimden geldiğince mükemmel savunma yapmaya çalışacağım. Sadece adımımı takip edeceğim. Ekstra hiçbir şey yapmayacağım. İçeriği zorladı. Atışı isabetsiz. Rebound'u çektim. Kyrie çıkıyor. Hızlı bir pas Kyrie Irving'e. Kyrie'den kötü bir pas. O pasın gitmesi gerekiyordu Kyrie. Pota altında yine bir boşluk var. Allah Allah ya. Ya ben şunu anladım. Jason Tatum değil de Markif Morris gerçekten çok kötü savunma yapıyor. Şimdi Al Horford'u bekleyeceğim ama pek gelmeye niyeti yok Al Horford'un. Taking a look at his numbers, he averages about 7 points. Kyrie'yi buldum. Bomboşum atmadım. Al Horford'a ekstra pası çıkarttım. Al Horford dönerek atışı isabetsiz. Hızlı çıkıyor Lakers. Enes, Kyrie'nin bir adım daha gitmesi gerekiyor. Bir hücum reboundu daha verdik. Geriye koşmakta sıkıntı çekiyoruz bu dakikalarda. Özellikle Markif Morris'in savunduğu pozisyonda ciddi sıkıntı var. Jason Tatum stop jam shot'ı isabetsiz. Yine bize dengesiz hücumlar başladı ve geri koşmakta zorlanıyoruz yine. Bu defa savunma reboundunu ben çektim. İşi garantiye almak açısından. Kyrie iyi pozisyondaydı. Biraz geç kaldım. Kyrie güzel sayı oldu. Kyrie Irving basket foul. Şu anda hücumu Kyrie sırtlıyor. %64 ile hücum ediyoruz. Gerçekten güzel. Biraz da rebound tarafı kusanırsak çok güzel olacak. Kyrie çok rahat sıyrılmış savunma açısından ve güzel bir basket foul Kyrie Irving'den. Şu an gördüğünüz gibi B eksiye çıktık bile. Hiçbir şey yapmadık. Sadece savunma yapıyoruz. Doğru pasları veriyoruz. Bir süre böyle oynayacağım arkadaşlar. Sayı atmak pek umurumda olmayacak. Doğru işleri yapmaya çalışacağım ki daha çok VC alabilelim. Tabii ki sayı da atacağız. Ama garanti oynamaya çalışacağım daha doğrusu. Maç başına 8 sayı, 7 sayı atıp rebound, asistleri ve savunmaya odaklanmaya çalışacağım. Güzel savunma geldi. Bir rebound daha çektim bu arada. İşte bunun gibi, bundan bahsediyordum. Markif Morris bana geri döndü. Bu arada Al Horford çok iyi pozisyonda. Bir de asist gelirse tadından yenmez. Al Horford ya, bunları atan bir oyuncu ama niyeyse 2'dir. Atışı isabetsiz oluyor. Oo, bu arada yine geri koşmakta. Adamlarımızla eşleşmekte sıkıntı çektik. Bu defa da Kyrie Irving geri koşmadı. Jason Tatum iyi pozisyondaydı, atmadı. Now here's Tatum. He's covered by Dang. Kicks it to DJ. Ekstra pası çıkartıyorum Morris'e. Morris atmadı. 5 saniye kaldı. İçeriye yükleneceğim. Foul çıkmadı ama atışım isabetli. DJ's got his first basket of the night. İlk basketimizi biz de böyle bu gece bulmuş olduk. Jason Tatum iyi pozisyondaydı, atmadı. Now here's Tatum. He's covered by Dan. Kicks it to DJ. Ekstra pası çıkartıyorum Morris'e. Morris atmadı. 5 saniye kaldı. İçeriye yükleneceğim. Foul çıkmadı ama atışım isabetli. İlk basketimizi biz de böyle bu gece bulmuş olduk. Kutu altında boştum ama Al Horford iyi pas indi. Al Horford'un atışı isabetli. İşte bundan bahsediyordum. Ya, 3 tur Al Horford iyi paslar çıkartıyordu. Atamıyordu. Sonunda attı. Doğru basketbol. Oynamamız gereken basketbol bu arkadaşlar. Ama yine Markif Morris'in savunmasında sıkıntı var. Yine adamını kaçırdı. Larry Nance Jr.'sı sanırım. Bu arada çok güzel hareketlerle girdim ama atışım isabetsiz. Fazla zorladım bu defa. Ennis kicks to Clarkson.
Clarkson bu defa ben iyi gittim ama bir bounty vermeyin. Now here's Ennis. He's covered by Irving. There's a screen. İki perde birden geldi. Kımıldayamıyorum. Eşleşmeler kafayı yedi. Güzel. Güzel. Buradan iyi kurtulduk. Yine boşluklar var. Bu defa iyi yetiştim Ennis'e. Atış isabetsiz. Yine hücum reboundu verdik. Ha bu kadar olmaz ama ya. Ha bu kadar olmaz yani. Artık şu Markif Morris umarım kısa sürede bu arada. Neyse. Kaçtım sandım ama Markif Morris çok kötü savunma yapıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Al Horford köşeden. 3 sayılık atış isabetsiz. Yani bunu mu bekledik? Ve foul gereksiz, çok gereksiz bir foul. Atış olmaz umarım. Güzel atış olmadı. Atış olmamasına sevindim. Çok iyi savunma geldik. Ve B'ye çıktık. DJ Brown'da Jaylen Brown'da atmadı. Savunmada daha iyi işler yapsak bu kadar fark olmazdı. Daha da fark olurdu. Ama Markif Morris berbat savunma yapıyor şu anda. Şöyle bakmak istiyorum hızlıca. Evet, Larry Nance Jr. Ben oyuna girdiğimde 0 sayısı vardı. Ben oyundayken 8 sayı attı ki attığı basketleri şu an görüyorsunuz hepsi. Markif Morris'in savunmasında. Bir sıkıntımız var savunma anlamında. Al Horford bu maç çok iyi oynuyor. Kyrie Irving, Gordon Hayward takım halinde çok iyiyiz aslında. Ha, verimli bir maç çıkarıyoruz. Umarım böyle devam eder. Şimdi işte işin sıkıntı kısmı yedekler sahada. Rozier ve Jaylen Brown. Ben set oynayacağım. Hiç zorlamayacağım. Al Horford iyi pozisyon aldı. 3 saniye yiyecek yalnız. Evet. 3 saniye yiyecek. Aldı gibi atsaydı. Ama işte. Keşke pas vermeseydim açıkçası. Keşke perdeye çağırsaydım. Bir dahakine aklımda. Yine perdeler üzerinden oynuyorlar. Luol Deng. Deng'in üçlü isabetli. Yani Rozier yerine ben bir numara oynasam, Wells oyunda olsa çok daha güzel şeyler olabilir ama... Markif Morris yine kendisi oynadı. Atışı isabetli bu defa. İlk 5 başlayıp ilk sayılarını ikinci çeyrekte bulmakta gerçekten ayrı bir durum olsa gerek. Ooo işte ekstra bunu yapmamam gerekiyordu. Neyse ki atışı isabetsiz. 4. reboundumu çektim. Morris hızlı hücumda atmadı. Rozier ya da her neyse ismi. Rozier diyorlar ama ya. Jaylen Brown. Horford'la ikili oyun oynadılar. Ya o kadar kötü oynadık ki. Yani Jaylen Brown topu bildiğiniz öldürdü yani. Ben de ekstra pas çıkarmak isterken top kaybı yaptım. Pocket 6. Ya bu kadar rahat sıyrılmamaları gerekiyor ya. Bir rebound daha çektim bu arada. Ya bu kadar kötü oynayan bir Lakers varken bu arada bomboşum zorladım. Foul çıkmadı. Atışım da isabetsiz. Bayağı bir omuzu koydu bana ama. Hakem pek oralı olmadı açıkçası. Bak yine bir eşleşme sıkıntısı. Ennis'in atışı isabetli. Çok boş kalıyorlar. Çok boşa çıkıyorlar. Çok boş şut kullanıyorlar. Ya Boston'ın savunması gerçekten berbat görünüyor şu anda. Rozier, Al Horford, Jaylen Brown. Jaylen Brown muydu, Jaylen Brown muydu ya? Jaylen Brown'du sanki. Larry Nance Jr. Bu defa iyi savunma geldi. Bogut Alata üçlük değil. Evet, Jordan Clarkson savunmasına ben varım. Bir perde gelecek oradan. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. İyi savunma geldi ama yine hücum reboundunu vermeyi başardık. Teşekkür ederim Markif Morris. Sağdan da çıkmıyor arkadaş adam. Ya koç da ısrarla tutuyor onu. Yani şu an hücum reboundları yüzünden geriye düşmüş durumdayız. Morris'e iyi pas. Morris topu tutamadı.
Ya Morris hakikaten çıksın şu sahadan ya. Gerçekten olmuyor yani. Onunla hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Onun yerine ben çıkıyorum ve ileri aldığında büyük ihtimal bayağı bir fark yiyeceğiz. Derken güzel. 50-44. Güzel. O devri iyi atlatmışız. Şimdi ilk 5'te sağdayım bu arada hemen hemen. Yine 4 kısaya döndük. Güzel bir 5. Ben seviyorum bu 5'i. Günümüz NBA basketbolunda çok iş yapacak bir 5. Kyrie. Çok iyi sıyrıldı. Kyrie Irving. İlk de çekiyorum. İlk 5'te başlayacağımız dönemi. Şimdi savunmaya odaklanmam gerekiyor. Now here's Ennis. Defense right on him. Here's Clarkson. Çok iyi savunma geldi. Bir de rebound aldım. DJ's got his fifth rebound in this one. Hayward kicks to Irving. Kyrie çok hızlı. Kyrie Irving. İki servis atış kullanacak. Zubek. Caldwell Pope sanırım nasıl okundu konusunda pek emin değilim. Detroit Pistons'ta oynuyordu da ben o ismini bir türlü söyleyemiyorum zaten. Tatum'a top indirdim fakat şut kullanmadı. Kyrie. Gordon Hayward'la oyun oynuyorlar. Çok boşum. Denemek istiyorum 3 sayılı. Gerek yoktu. Biraz da geç bıraktım. Yavaş yavaş 3 sayılımı arttırmaya başladım fakat henüz boş üçlükleri bile sokacak kıvamı değilim. Denemem gerekiyordu aslında. Irving'den bu defa iyi savunma geldi. Çok iyi savunma yaptık. Çok iyi savunma. Bu defa gerçekten iyi savunma yaptık. Kyrie Irving sevdiği pozisyonlar step back'ini yaptı. Ama atış isabetsiz. Hala bu boş pozisyondayken step back yapmalar devam ediyor yalnız. Clarkson. Yalnız. Ya şu ikili oyunlardan bir türlü başarı sağlayamıyoruz. Jason Tatum boş kaldı. Artık bir üçlük atsın o da ama yine boş atışı isabetsiz. Onlar boş buldu mu affetmiyorlar. Bizim de etmememiz gerekiyor. Ennis. Clarkson'a geri döndü. Yine bir ikili oyun. Arkadan faul çaldı, basket faul ya. Ezbere çalınmış. Yine ikili oyundan sayıyı buldular. Faul isabetsiz. Kyrie çok güzel hareketler. Kyrie Irving noktayı koyamadı. Horford tamamladı ama sayı olmayacak galiba. Bakalım hemen. Güzel bir oyun oldu orada. And we are not going to halftime just yet. Officials signaling they are going to review the tape. And honestly, guys, in real time, I couldn't really see whether they got it off in time. But with the benefit of replay, it seems pretty clear that the clock expired just before the release. Dolmuş, evet. Basket kararı çıkmayacak büyük ihtimal. It was close, but he had not released it before the clock had expired. Evet. Spikerler de ondan bahsediyor. Basket kararı çıkmayacak. Tamam. Evet, basket yok. İkinci yarıda devam ediyoruz. İkinci yarıda bensiz Lakers, bensiz Boston Lakers karşısında farkı açmış. Sonunda kendi seyircimiz önünde işler ters gitmezse, buradan dönemezler. Dersi ki Hall of Fame'de oynuyoruz, her şey olabilir. Bir ikili oyun ama bu defa iyi durdum karşısında yine Clarkson'ın. O tuşu isabetli buna rağmen. Biraz şanslıydı. Şimdi yine yedek ağırlıklı 5'te ve uzunumuz yani Markif Morris görünüyor. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Jaylen Brown, Rozier, Morris. Bomboş, sevdiği pozisyonlar, Markif Morris. Ben savunma yapmam, ben üçlük atarım diyor adeta bugün. Lonzo Ball, bu arada onu da sahada görmüş olduk böylece. Karşılıklı üçlüklerle devam ediyor maç. Maçın başında bahsetmiştik ondan, daha doğrusu. Bu arada kaçtım içeriye, pas gelmedi. Perde isteniyor benden. Okey. Tatum. Brown. Çok iyi bir pas Morris'e ve Morris
asistlerim yemeye devam ediyor. Bu arada kiminle eşleşiyorum? Lonzo Ball'la mı? Hayır, Brandon Ingram'la eşleşiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Jordan Clarkson. Atışı isabetli. Rebound vermemek için çember bana topu sokmayı tercih etti. Çok güzel. Tatum artık üçlük atacak mısın abi? Yine atamadı. Ya Tatum biraz şut çalışması gerekiyor, belli oldu. Clarkson yalnız. Yine mi abi? Ya Markif Morris kimi savunsa savunanı patır patır sayı atıyor gerçekten. Bu kadar da kötü olmaz ki ya savunmaza. Tamam üçlük atıyorsun falan eyvallah da. Biraz da savunma yap be abi. Beni içeri sokmazlar. Şurada bir ikili oyun deneyecektim ama vazgeçtim. İlginç bir set dönüyor şu an. Nasıl bir set olduğunu anlayamadım. Rozier. Ben bir hücum reboundu kovalasam iyi olacak. Top çok hızlı sekince tepki veremedim. Ya o kadar top çalmaya bastım. Hiç tepki vermedi oyun ve şu an 11'de 3'lük bir seri. Ya şu... Bu arada iyi pas için... Top kaybı oldu ya. Markif Morris... Ya o pası nasıl tutamaz ya? Neyse Kyrie girdi oyuna Allah'tan. Ya gerçekten Markif Morris'le oynamaktan iyi sevk almıyorum ve Lonzo Ball'la eşleşiyorum. Ben beni ne oynatıyor şu anda koç? Ben anlamadım. Ve faul yaptım ya. Bir kere dokunayım dedim. Oo atış kullanacaklar. Yapmaz olaydım ya. Neyse ilk atış isabetsiz. Taktik faul olmuş oldu böylece. Hack the Lonzo oldu biraz. Hayır. Lonzo'yu 2 numara oynatıyor galiba. Anlamadım ama. Tatum. Bir perde. Ya abi. İşte biz ikili oyun oynamaya çalıştığımızda böyle şeyler oluyor. Lonzo buna dikkat etmem gerekiyor. Zubat. Yine bir hücum reboundu verdik ve bu defa iyi bir faul. Bu defa iyi bir faul. Yine hücum reboundu verdik çünkü. Ve kenara geldim. Ve 112-98 laneti kırdık. Sonunda maç kazandık. Ya ben elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Çok fazla sayı atmak hedefimde değildi. Daha çok iyi bir... basketbol oynamak derdindeydim ama Markif Morris sağ olsun pek izin vermedi buna. Ne paslarımı tutabildi, ne verdiklerimi atabildi. Yine bir asistle ayrılıyoruz. Asistimizi biraz arttırmamız gerekiyor. İyi rebound aldık ama. Evet, screenler, reboundlar, kazanma bonusuyla güzel bir level gelecektir. Güzel, sıkıntı yok. Ve evet, daha iyi VVC aldık. En azından. Sayı ortalamamız 6.5'a düştü ama sıkıntı yok. Güzel defan geldi ve en azından her şeyden önemlisi galibiyet geldi. Laneti kırdığımızı düşünüyorum artık. Umarım böyle devam eder. Evet. Yine sebebini ne olduğunu anlamadığım bir muhabbet sonunda good game'e bağladık. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, ben burada huzurlarınızdan ayrılıyorum. Laneti kırdığımız için mutluyum ve iyi de fark attık kendi seyircimiz önünde. En azından bir şeyler yaptık, yapmaya çalıştık. Şöyle sizlere istatistikleri de göstereyim. Kyrie Irving 22 sayı, asisti yok Kyrie Irving'in. Çok ilginç. Al Horford 20 sayıyla oynamış. Gordon Hayward 18 sayı ve geri kalanlar da bu şekilde sıralanmış durumda. Jason Tatum 5 sayıda, ben 2 sayı 6 rebound 1 asist 4'te 1 ile oynadım ama dediğim gibi amacım sayı atmak değil, doğru basketbol oynamaktı ve oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyette de katkımız olduğunu düşünüyorum. Lakers'te ise Lonzo Ball çok iyi bir maç çıkarmış. 25 sayı 3 rebound 5 asist 5 top çalmayla oynamış ve diğerleri de bu şekilde sıralanmış. Evet arkadaşlar, ben burada huzurlarınızdan ayrılıyorum. Video ile ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bir süre bu şekilde oynamaya çalışacağım. Daha çok VC almak için set oyunları oynayıp savunmada iyi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Fazla gereksiz zorlamamaya çalışacağım. En azından ilk 5'e yerleşene iyi bir oyuncu olana kadar. Ratingimiz %7, daha doğrusu özelliklerimiz 75'e yani.
overall'ımız 75'lere falan çıkana kadar böyle basketbol oynayacağız. Belli oldu çünkü daha iyi puan aldık. Daha iyi bir maç puanı aldık ve daha iyi VC aldık. Evet, yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki maç görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.